Efendim hoş geldiniz yine. Bu gece sizlerle birlikte olacağız tabii ki. Yine bir konuğumla birlikte olacağız. Yine diyorum. Yine hep bildiğiniz konuklar, tanıdığınız simalar. Fakat onlarla farklı şeyler konuşmayı çok özledik diye düşünüyorum. Özellikle havaların şu hali, şu depresif haliyle bugün biraz eğlenelim, gülelim, keyif alalım istiyoruz ve çok erken yaşta, bana göre çok erken yaşta emekli olmuş bir konuğum var huzurlarınızda. Hakan Ural. Gerçekten Hakan benim için, ki seninle bir filmimiz daha vardı. Evet. İki film var. İki tane. İki tane filmimiz var Hakan. Hakan bana göre sinema dönemlerinde, yani sinemanın içerisinde jönlerin arasında başta gelenlerden, fiziğiyle, işte oyunuyla, değişik tipiyle, her şeyle. Fakat hayat insanı öyle değiştiriyor, bir şeyler oluyor ki bir anda ben Hakan'ı emekli oyuncu gibi görmeye başladım. Halbuki şimdi başlaması lazım. Halbuki bu yaşlarda sinemanın en çok faydalanabileceği ya da televizyonun en çok faydalanabileceği biriyken, evet, sen yoksun ortada. Özel hayatın mı seni bu kadar çok etkiledi, yaşadıkların mı? Çünkü çok küçük yaşlarda gerçekten birçok insanın başına gelmeyen bir takım şeyler yaşadın. Neyse, şimdi duruldun gibi hissediyorum. Yani herhalde durumun biraz düzene girdi diye düşünüyorum ama niye bu kadar erken yaşta emekli oldun Hakan? Yani tabii söylediklerine katılmamak mümkün değil. Yani bir kere her şeyin ötesinde asla bir kompliman değil. Yani senin gözlemini çok mühimserim. Çünkü çok ciddi deneyimin, tecrüben, görgün, kültürün, bilgin var bu konuda. Ben de bu sorularla çok karşılaşıyorum tabii. Ha, yani kendi imkanlarımız doğrultusunda karşımıza gelen fırsatları elimden geldiğince değerlendiriyorum. İşte en son TRT'ye bir iş yapmıştık. Bayağı da başarılı oldu. Kadir abiyle birlikteydik. İyi de bir projeydi. Yaklaşık bir sezon devam etti. Akabinde Şafak'la bir film yaptık, bu Kol Pacino'yu. O da bitti. Ha, ama bana dersen ki Hakan sen tatmin misin yapmış olduğun işlerden? Yani her anlamda tabii ki değilim yani. Bizde her şeyde olduğu gibi algıda her zaman eksiklik var. Yani bizim sektörümüz senin söylediğin gibi tam anlamıyla çalışması gerektiği gibi mi çalışıyor sistem ve düzen? Maalesef hayır. Ama tam ben bunları eleştirecekken, kendi kendime üzülecekken ya da isyan edecekken, ülkenin genel durumuyla mukayese ettiğim zaman, bu sporu, sanatı, siyaseti, iş adamı profili, her şeye baktığım zaman diyorum ki yani doğru olan hiçbir şey yok. Yani dolayısıyla sanatta da bu gibi eksikliklerden sen de nasibini alacaksın diyorum. Ha, bu şu demek değil yani, bir mücadele muhakkak veriyorum. Yani elimden geldiğince ne bileyim yazmaya çizmeye çalışıyorum. Yapımcı arkadaşlarımla fikir teatrileri yapıp ben de çalışmalara ortak oluyorum, çalışıyorum, ediyorum. Ama dediğim gibi yeterince tatmin misin? Değilim. En azından senin gibi bir insanın bile beni sevdiğini de biliyorum. Algı olarak böyle bir ön izlenim varsa, ki doğrudur, o zaman bir eksiklik var demektir. Maalesef bu da bir gerçek. Acaba Yıldız'la ilgili bir şey mi? Ya da hani daha önce babası ünlü olan kişilerin maalesef ki hani bir tutukluğu mu oluyor, ya da ikinci kez o aileden birilerinin kabul edilememesi gibi bir durum yaşadığını zannetmiyorum. Çünkü babayla arada yaş var ve baba çok farklı bir meslekte. Tabii ki. Bir de inanılmaz bir benzerliğiniz var. Evet. Özellikle de onu da soracağım ben. Selçuk Bey nasıl kendine bu kadar iyi bakıyor ya? Hiç mi bir insan yaşlanmaz? Hiç mi bir insan değişmez? Evet. İkinizi yan yana görsem şimdi. Aranızda hiç yaş farkı yok gibi. Böyle oldu. Doğru, haklısın. Yani ben şeye katılmıyorum. Yani işte dedim ya, şimdi yaşadığın bir takım şanssızlıkları bir nedene bağlamak istersen eğer, kendince kriterler yaratabiliyorsun. Hı-hı. İşte acaba şöhret bir babanın oğlu olduğu için mi bu gibi şanssızlıklar yaşadı? Acaba şundan dolayı mı oldu? Acaba bundan dolayı mı oldu? Ama aklın yolu bir. Hı-hı. Yani dünyada bu işi en iyi yapan ülke tartışmasız Amerika Birleşik Devletleri. Hı-hı. Senin de söylemiş olduğun gibi özellikle erkeğin yaşı zaten 35-40 arası oturur. Ve orada zaten kriterler tamamıyla senin yeteneğinle, şahsiyetinle, karakterinle alakalıdır yani. Hı-hı. Sen kullanılabildiğin sürece, ki bu sanatın yaşı yoktur, her türlü kullanılırsın. Yani Amerika'da Marlon Brando'sundan, Robert De Niro'sundan, Al Pacino'sundan ya da onlarca, yüzlerce sayamayacağımız birçok insanının o dönemindi, bu dönemin ya da o artık bu yaş sınırını geçti kriteri yok ki yani. Ha, ama bizde insanlar bir takım kriterleri kendi şart ve koşullarına göre belirleyebiliyor. Ha, ama
sokağa çıktığın zaman o realiteye, gerçeklere çarpıyorlar ama sistem belirleyiciler işte dönem dönem bir takım kriterler koyuyor. Velev ki yani. Hı hı. Hepsi olmamakla birlikte. O kriterler içerisinde zaman zaman sen değerli ya da değersiz olabiliyorsun yani. Hı. Ben yapı itibariyle aşırı duygusal olduğum için yani çok içime kapanık bir yapım var. Burcun ne? Oğlak. Hı. Burcuyum. Bazı şeyleri çok içimde yaşıyorum. Bu sefer geçmişte de belki yaşamış olduğum yani hayatın bana getirdiği deneyim tecrübelerden artık doğru söylemekten bile korkar hale geliyorsun. Çünkü reaksiyon alıyorsun, tepki görüyorsun. Yani mesela ya bu beyazdır diyorsun. Hayır o beyaz değildir aslında kırık kremdir falan diyen çıkıyor yani. O yüzden artık şeyim de yok. Yani bir takım konularda özellikle mesleğimde polemiğe girmek, haklı olduğum konuları bile dile getirmekten çekinir hale geldim. Hı. Sadece şartlarımın, hayatın bana getirdiği ölçüde değerlendirme çabası içerisindeyim yani. Peki ne yapıyorsun şimdi? Şey, yeni bir filmi bitirdik. Daha önce TRT'ye bir dizi yaptık. Yaklaşık bir ay kadar oldu. Şimdi bir yapımcı arkadaşımla birlikte bir proje çalıştık. Belki o olacak bu Ocak'ta. Hı hı. Elimden geldiğince yani kendi işimi yapma çabası içerisinde kendimi geliştiriyorum. Bir kere çok okuyorum. Hı. Ama her türden okuyorum. Hı hı. Okuyunca ne oluyor? Beynimin geliştiğine inanıyorum. Bilgilenmek çok önemli. Yani her konuda hep onu söylüyorum. Yani mesela kendi toplumumu da tanımak zorundayım. Bazı şeyleri 35'ten sonra tabii anlıyoruz, algılıyoruz ama. Yani çünkü atıyorum sokaklarda hep birlikte yaşıyoruz ya da yani sosyal ortamlarda. Kendi toplumumu da algılamaya, daha iyi tanımaya çalışıyorum. İşte memurundan, işçisinden, polisinden, askerinden, esnafına kadar. Çünkü bu insanlarla isteyerek ya da istemeyerek karşılaştığımızda münakaşa ortamı olabilir. Hı-hı. Ben tölere edebilmeliyim onun gerçeklerini bilerek ya da ruh halini bilerek. Hı-hı. Asgari müşterekte gibi gibi. İşte siyasetle alakalı elimden geldiğince çok da zevk alarak bilgilenmeye çalışıyorum. Yani her türlü tartışma programlarını İzliyorum, dinliyorum. Hı-hı. Aklıma takılan, bilgim olmayan konular tartışılıyorsa netten giriyorum, öğreniyorum. Yani elimden geldiğince beynimi geliştirmeye çalışıyorum. Genel anlamda diye. Şimdi şu Türkiye'nin son halini nasıl değerlendirirsin mesela bize? Ya ben şimdi gidişat olarak. Hülya'cığım kısaca polemik olmasın ya da taraf gözükmesin. İyi bulmuyorum. Neden? En basit bir örnek sunacağım. Ben sadece bir vatandaş olarak bunu söylüyorum. Sadece hukuk konusunda bile çok ciddi anlaşmazlıklar söz konusuysa tarafların ne dediğinin benim için bir önemi yoktur ki o doğru ya da o yanlış diye. Hı hı. Ben sadece bir vatandaş olarak şunu söylüyorum. Bu ülkenin aydınları, okurları, yazarları, hı hı. savcıları, hakimleri çok önemli mevki ve makamlarda oturan insanlar dahi hı hı. bu ülkede haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik konusunda birbirleriyle atışıyorlarsa ve tartışıyorlarsa orada çok ciddi bir kaos ve derin bir problem vardır. Ben bir tek bunu söylüyorum zaten. Hı hı. Yoksa kendime göre gündemde var olan konuları değerlendiririm, anlatırım. Onu zaten eksik olmasınlar her gece bütün kanallarda tartışıyorlar ediyorlar. Korkunç bir huzursuzluk söz konusu. Huzursuzluk var değil tabii, mi? Tabii yani hı hı. sadece ben bir vatandaş olarak bundan tabii ki mutsuzum yani. Endişe ediyorum çünkü herkesin olduğu gibi benim de çoluğum çocuğum var. Doğru. Yani ne olacak? Kaç yıl öncesinden beri mesela kaç senedir bizler bu huzursuzluğu yaşıyoruz sence? Çünkü dikkat ediyorum gelen konuklarımda olsun, etrafta olsun insanların hepsinin suratında böyle bir endişe ifadesi evet. var. Mesela kaç hatırlıyor musun? Yani biz seninle aynı jenerasyon hı hı, tabii, sayılırız. Tabii. Ve çok zaman görüştüğümüz zamanlar oldu bunlar hı hı. birkaç yıl öncesine kadar. Her şey çok güzeldi, keyifliydi. Akşamları maneviyat vardı. Yani. Maneviyat tabii. vardı ve maddiyat da vardı. Tabii o da vardı ama o kaybolmamıştı, yok olmamıştı. Hiçbir yani. Şey yok. Para daha kolay kazanılıyordu. Hı-hı. İnsanlar hayatlarını çok daha keyifli yaşıyorlardı. Tabii. Daha böyle bir sıcak ortam vardı. Şimdi zaman içerisinde... Neredeyse yok oldu. Herkes parçalandı gibi bir durum evet. var. Herkesin evlilikleri bitti. Olan çocukları oluyor. Tabii. Arkadaşlıklar bitti. Düşünsene bir tatile gidilirdi. Hurra 20 kişi 30 kişi hep birlikte program tabii. yapıldı. Şimdi kimse kimsenin yüzünü görmüyor. Tabii. Ne bileyim dostluklar bitti. Maalesef. Ne tarafa doğru gidiyor? Yani bu hayat böyle sence ne tarafa doğru da gidecek? Şimdi nasıl olacak? Nasıl toparlanacak? Bilemiyorum ama dikkat edersen genelde son 15 yılda teşhis edilen yani kabul edilen yani bir psikolojik rahatsızlıkların
adları konulmaya başladı. Yani evet. Ve bunu da maalesef neredeyse yaşamayan yok gibi bir şey. Evet. İşte bunların sonucudur bu. Yani maneviyatın, değerlerin, hoşgörünün, önyargısızlığın olmadığı bir toplumda bunun da sonuçları olacaktır. Bugün herkes kategorizesinin ne olduğunu bilmiyorum, yani sınıfının ne olduğunu bilemem ama herkes psikolojik rahatsız. Neden? Güvenini yitiriyorsun. Yani hayatta en yakınlarından kazık yediğin zaman şeye benziyor. Ben sana 10 defa tokat atayım, 11. de bir şey ikram edeyim. Refleksen kendini savunur hale geliyorsun. İnsanlar ister istemez yalnızlaşmaya gidiyor. Çünkü sen diyorsun ki ya ben en yakınım, bundan kazık yedim, bundan kazık yedim, bundan ben kime güveneyim deyip kabuğuna çekilip bir nevi kendine bir kalkan oluşturuyorsun. Çünkü güvensizsin her şeye karşı. O zaman yalnızlık da insanın doğasında, natüründe taşıyabileceği, kaldırabileceği bir şey değil yani. Ama bunun sosyal nedenleri de muhakkak ki var. İşte hayatın çok zorlaşması, ekonomik nedenleri, gelecek kaygısı, endişesi de bunun yan etkenleridir tetikleyen gibi gibi birçok nedeni var. Ama seninle yüzde yüz aynı fikirdeyim. İnsanlar mutsuz. Mutsuz korku, sanki bunu her kademede yaşıyor. Ya ekonomik muhakkak var neden. Ama emin ol Hülya, yani benim etrafımda ekonomik en ufak bir kaygısı olmayan insanları da çok net olarak genelleme adına mutsuz görüyorum yani. Ha, mutluyu oynamak başka bir şey. Yani hepimiz için söz konusu, herkesin kendince bir taşıdığı misyon, vizyonu var. Toplum içine çıktığımız zaman asgari müşterekte edepli, görgülü insanlar olarak tabii ki güleceğiz, tabii ki espri yapacağız gibi gibi. Ama realitede insanlar mutsuz, yani bunu anlıyorsun. Yani onun suni olduğunu görüyorsun. Bir insan manen mutsuzsa hayatta diğer varlıkların herhangi bir önemi yok ki. Yani şimdi Hülya mutsuz, bu stüdyodaki insanlar mutsuz, ben çok varlıklıyım ya da mutluyum ya da onu oynuyorum diyelim. Ben o toplumla, o insanlarla varsam varım. Yani yoksa tek başına o varlıkların da bir önemi kalmıyor ki zaten. Yani, yani kısacası hayat zor. Bak şimdi çok. Çok küçük yaşta evlendin. Evet. İki tane Allah bağışlasın çocuğun herkesin var. Herkesin eksik olma, sağ ol. Ve büyüdüler. Kaç tabii yaşına geldin? Oğlan 17, kız 15 oldu. Sen daha nesin zaten yani yaş olarak? Tabii yani. Düşünsene şimdi ikisinin de ergenlik çağı. Evet. İkisinin de problemleri ayrı. Üstelik anneyle olan senin problemlerin ayrı. Şimdi bunu nasıl dengeliyorsun? Mesela oğlanın bir şey yapması gerektiği durumunda anne baba arasında bir şey kurabiliyor musunuz? Yani ikiniz ortak bir karar alabiliyor musunuz? Yoksa aranızdaki bir takım anlaşmazlıklardan dolayı herkese olduğu gibi. Çocuklara bunun ters şeklini aksediyor musunuz? Yani şimdi oğlan artık palazlanma tabii döneminde sevgilisi olacak. Tabii. Ne bileyim seksüel dürtüleri tabii vesaire. Bunlar nasıl mesela? Yani nasıl ilk seks hayatı nasıl başlayacak oğlanın? Ya da ne bileyim kız nasıl kontrol edilecek? Bunu anne baba olarak nasıl? Sen ayrı evlisin. Annenin yaşantısı, şimdi eşinden tekrar ayrıldı vesaire. Böyle karman çorman bir hayatın içinden nasıl çıkabiliyorsunuz? Ya şimdi şartlar seni zorunlu kıldığı müddetçe Hülya, her insan için geçerli. Refleksen elinden gelenin en iyisini yaparsın. Yani her türlü hayatın sana getirdiğiyle alakalı. Mühim olan niyet, samimi olmak. İnsanın da en samimi olacağı zaten refleksi çocuklarıdır, maneviyatı. Tabii. Şimdi Sibel'le bu aralar iletişimde en ufak problem yaşamıyoruz. Her türlü konuda konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bu son 6-7 aydır olan bir gelişme ki olması gereken de zaten buydu. Şimdi ben hep şunu, ben tabii nacizane kendi kişisel fikrimi söylüyorum ben. Ben hep endişem şu oldu, yani benim çocuklarım her şeyden önce asgari müşterekte ahlaklı, ağırbaşlı, düzgün, hep bunu söylüyorum, asgari müşterekte yalan konuşmayan çocuklar olsunlar. Allah rahmet eylesin, hepimizin ailesiyle alakalı annelerimiz, babalarımız konuştuğun zaman hiçbir zaman bizlerden memnun değillerdir. Herkes şikayet, ebeveynlikte böyle bir şey vardır zaten. Yani hiç kimse evladına dört dörtlük demez, ah keşke şunu yapmasaydı, beni dinlemedi de gibi gibi. Dolayısıyla ben de hiçbir zaman öyle tahmin ediyorum ki asgari müşterekte keşkelerim olacaktır. Yani çocuklarımın yaşayış tarzıyla ilgili ya da ne bileyim gelecekleriyle alakalı. Ama hep ben şunu yapmaya çalıştım. Çünkü ben 16 yaşıma kadar rahmetli anneannemle büyüdüm yani. Onun yanındaydım. Bu senin için kötü bir şey, geleceğin için ya da psikolojik açıdan seni ne şekilde etkiledi? Ya şu an itibariyle yani emin ol ben bunu adlandıramıyorum. Hatırlamıyor musun bile? Yok yani, çok mutluydum. Evet. Ama bugün belki
niyetim iyi de olsa bir takım hatalar yapıyorsam, yanlışlarım varsa, her anlamda beni eleştirecek yönlerim varsa, oraya dayandırılacak belki bir takımlar neden, yani bir takım nedenler vardır. Ama çok mutlu bir çocukluk yaşadım. Yani evet anneannemle büyüdüm ama mutluydum yani. Ve özünde hep onu söylüyorum Hülya. Yani ben çok iyi eğitimi olan bir insan da değilim ama özünde insan olmak. Yani şimdi Engincan oğlum diye demiyorum, böyle megalomani gibi de olacak. Çok ağırbaşlı, çok efendi, çok saygılı. Tam olmasını istediğin gibi şu an itibariyle konuşuyorum. Çünkü yarını bilemem. Dört dörtlük beni müthiş onurlandıran, mutlu eden bir çocuk. Maşallah. Ha, ama iki sene önce böyle miydi? Hayır değildi. Ama ben hiçbir zaman ona ya neden böyle diye demedim. Çünkü onun penceresinden bakmaya çalıştım. Dediğin şeyler realite yani, gerçek. Anne ayrılmış, baba ayrılmış. Öyle bir ortamda büyüyor. Sibel de kız çok iyi eğitimi olan bir kız değil. Ben çok iyi eğitimi olan bir baba değilim. Sonuçta bunlar gerçek yani. Tabii ki ikimizin hayat deneyimleri, tecrübeleri var ama yani yapılması gerekeni iyi niyetlerimizden geleni yapıyoruz ama yeterli mi? Değil. Çocuk o ortamda bir takım çocukluğun yaşanması gereken olumsuzluklarını yaşadı. Ama getirdi mi? Getirmedi. Şimdi kıza baktığın zaman onun problemleri var dersleriyle ilgili. Ama dedim ya, onları salt eleştirmiyorum. Oğlanın dersleri nasıl? Çok iyi, mükemmel. Maşallah. Ve geleceğini korkunç iyi planlıyor vaziyette. Maşallah, maşallah. Hakikaten öyle yani ve hakikaten ona gurur duyuyorum. Çünkü yani yetersizliklerimiz oldu. Peki yani onun da gidişatı sende olduğu gibi hani baba mesleği seçmek, yok, anne mesleği seçmek gibi mi, yoksa tamamen ayrı bir yol mu istiyor? Tamamen farklı bir yol farklı istiyor bir ki yol. Ben ona Hülya emin ol 3 yıldır hep şunu söyledim. Oğlum şan da gelir, şöhret de gelir, para da kazanırsın. Hayatta her şey insan için. Ama bütün bunlarda ya da yarın bir gün tercih edeceğin meslekte başarılı olman için önce saygın olman lazım. Yani konuştuğuna insanların bir kere senin saygı duyması lazım. Dolayısıyla bunun için bir eğitim alman gerekiyor. Bu eğitimin sana bana göresi olmasın oğlum. Yani asgari müşteriyi kabul edilebilir, saygı duyulabilir bir noktan olsun. İmkanlarım var. Yani bizim geçmişte yoktu ama bak senin var. Bunları değerlendir. Tam tersini yapmak en kolayı çünkü geneli bunu yapıyor. Doğru. Senin bu şartlarda bunu yapman çok daha saygı uyandıracaktır. Çünkü takdir edersin ki yani mesela senin Sibel'in çocuklarınız her zaman isteseniz de istemeseniz de kamuoyunun gözü önünde devamlı mıncıklanacakları için girmiş oldukları toplumlarda en yakın arkadaşları tarafından bile bir şekilde en ağır ithamlarla istemeyerek de olsa karşılaşabilirler. Çünkü onların hep bir açığı aranacak, hep bir yetersizliği aranacak. Şimdi sizin çocuklara verdiğiniz sosyoekonomik koşullar standartsal anlamda çok yüksek. Ama o anlamda o varken eğitim anlamında eksik kalmaları psikolojik çok büyük olumsuz yansımaları olur. Sen, ben her dakika yanlarında olamayacağız ki. Şimdi bile ben Melisa'ya yeri geliyor beni istemiyor, beğenmiyor fikirlerimi gibi gibi. Kaderlerini yaşayacaklar neticede. Ama çok iyi bir eğitim alırlarsa, sen ahlaklı düzgün bir insansan onu da senden alması en azından kaderini nasibi doğrultusunda doğru az hatayla yapma yoluna çıkmış olur yani. En fazla da senin benim yapabileceğimiz ya da annelerin babaların yapabileceği budur yani. Doğru. Olayacağı mani olamayız ki yani. Doğru. Yani asgari müşteriye. O yüzden eğitim diyorum. Çocuklar mutlu mu? Mutlular. Yani şöyle bakıyorum ben. Muhakkak içlerinde anlık üzüntüleri olmuştur bizden kaynaklı ya da yani yaşamaları gereken çocukluklarından kaynaklı. Ne kadar acıdır ki bunları en azından yansıtmadıkları için kanıksamışlar ya da önemsemiyorlar diyeyim ben. Çünkü emin ol beni bile hala sarsan, üzen bir takım şeylerle ben karşılaştığımda atlatmakta güçlük çektiğim konularda en azından bir baba olarak bana yansıyan ki anlarım ben her hafta sonu her dakika beraberiz yani. Asla böyle bir şey olmadı. Yani onların çok sarsıldıklarını, çok üzüldüklerini görmedim yani. Ama en kritik yaşları bu yaşlar. Büyüdükçe problem de büyüyor. Tabii. Algılamaya başlıyorlar, daha iyi sorgulamaya başlıyorlar gibi gibi. Yani şu ana kadar ruh hallerinde endişe edeceğimiz bir şey olmadı. İnşallah bundan sonra olmaz. Hiç kimsenin olmasın tabii. Evet, ya yani ünlü anne baba çocuğu olmak aslında hani hep bizim gözümüzde ürkütücü bir şey. Ürkütücü bir şey ama yani bir de bunun iyi taraflarını saymaya kalkarsa. Tabii ki yani muhakkak. İyi tarafları ama işte da vardır herhalde ki. Onu öyle algılayıp onları yaşıyor olabilmesi için iyi bir donanım gerekiyor. Yani mesela sen de geçmişini, sanat hayatını bugüne getirdiğin zaman
öyle olgunlaşmışsındır ki yani öyle deneyimler, tecrübeler kazanmışsındır ki ama yaşadığın acılardan ders çıkararak bunları kazanmışsındır. Evet. İşte biz ne diyoruz? Onlar bunları en asgari şekilde yaşayabilsinler. Hı hı. Eğitimli olursa hakarete dahi uğrasa dalga geçmesini bilebilir. Dalga geçmesini bilebilir diyorsun. Yani bu ülkenin gerçeklerini, bu ülkenin realitesi olduğunu, bireysel olmadığını anlar. Yani sürekli kendini anlatmaya çalışmaz, ispat etmeye çalışmaz. Ya da hiç tahmin etmediğin bir şeyi Zehra gelir senle rahatlıkla, sen onun üzüleceğini düşünmüşsündür, paylaşır, anlatır, hatta birlikte gülebilirsiniz. Hı hı. Ama o özgüven eğitimle olur yani. Eğitim İyi mi? Bir eğitim. Şart. Ama o aile eğitimi çok önemli. O ayrı iş, onu da belirttim ailenin biraz. Ailenin içindeki, önce. Bence önce ailedeki eğitim. Yani muhakkak. Ailede bir çocuk özgüvenini ailede kazanıyor. Doğrudur. Hakan önce. Doğru. Her ne olursa olsun, ne kadar iyi eğitim alırsa da alsın, hı hı, bir çocuk anne baba ayrı da olsa o anne babanın ona vermiş olduğu sevgi ya da ilgi. Evet. Bir şekilde zaten en önemli şey tabii, sevgi. Hamur, tabii tabii, muhakkak sevgi. Çocuk özgüveni bence her halükarda ailede kazanıyor. Ne kadar eğitim alırsa alsın, ne kadar donanımlı olursa olsun ailenin durumuna bağlı her şey. Muhakkak yani görgüsü kültürü de o da olacak. Tabii ailede ki başlıyor. Ne kadar eşeklik baki kalır yüzünden ben başıma gelmedik şeyler kalmadı yani. Ama hakikaten okumakla da olmuyor. Eşeklik baki kalıyor yani. Doğru da ya bunlar atasözü zaten. Bunu yani tabii tartışmaya açmanın bir manası yok. Kimsenin sana hani neden reaksiyon gösterildiğine de inanamıyorum. Bu atasözü yani sana ait bir şey değil ki yani. Bunlar toplumun realiteleri yani. Ama hep ben şunu yaşadım Hülya yani. Hayatım boyunca hep iyi olmaya çalıştım yani niyet olarak. Hata yapmadım mı yaptım ama özümde yani emin ol düşmanımı dahi üssem olağanüstü üzülen bir yapım var. Yani bilmiyorum hep böyle çocukken de böyleydim şimdi de. Hani insanları kırmak, üzmek vasıf istemiyor çünkü. Yani sadece seviyesizleşirsin biter, hı hı, gider yani. Ama şöyle bir realite de var yani bu toplumun gerçekleri bu kadar hassas olduğun zaman mümkün değil ki sağlıklı olabilemiyorsun yani. Bir tek şahsımıza da almamamız lazım. Hı hı. Ya bunlar var nedir işte bu ülkede herkeste silah var. Trafikte insanlar neden birbirine yan baktın diye birbirini öldürebiliyor. Hı hı. O trafikte Allah korusun sen, ben, çoluğumuz, çocuğumuz, eşimiz, kardeşimiz de olabilir. Tabii. Şimdi bu realiteyi bilip kabul etmek lazım. Yani bu bizim şahsımıza değil. Yani toplum algısı nasıl? Mesela insanlar karısını, kızını, kardeşini namus abidesi olarak gösterir muhitinde. Cinayet sebebidir ama sokağa çıkar her kadını taciz eder mesela. Hı hı. Hı hı. Gibi gibi. Tabii çok fena. Yani bir sürü şey. Şimdi bunların hepsini çok farklı algılayıp çocuklara anlatmaya gayret ediyorum ki hep onu söylerim oğlana da. Şimdi oğlan bizim çok iri yarı uzun boylu falan, hı hı, ya bir şey zannederler, gidersin bir yere eğlenmeye, hı, ne bileyim itişir kakışırsınız, eskiden de o artık böyle ne bileyim yumruk atmak da itmek kalkmak hani Allah korusun telafisi olmaz. Şimdi aman artık oğlum, öyle gel şey yok. Şimdi direkt dın. Yani çok fena. Yani. Çok fena. Yani sen aslında zamanında gezmiş, tozmuş tabii, ve tabii, hakikaten gençliğini çok dolu yaşamış biri, evet, olarak oğluna verdiğin öğütler mesela en başta ne? Kızına verdiğin öğütler en başta ne mesela? Ya ben özellikle böyle gezen tozan çocuklar içinde hani geçer. İçe dönük, şahsıma dönük böyle prensiplerimden ziyade asgari müşterekte evrensel bir prensibi onlara yerleştirmeye çalıştım bir baba olarak. Çünkü o çok mühim bence bugünümüzde. Yalan konuşmayın dedim yani. En kötü şeyi yapsanız bile bileyim. O çok mühim. Yani, yani telafisi mümkün olmuyor. Çünkü biz bunları geçmişte de acılarını çok yaşadık yani. Yalan konuşmayın. Yani Melisa'cığım sen bir yerdesin. Geç mi geleceksin? Bana söyle geç geleceğim de. Ya da atıyorum bir yere gidiyorum dedin de başka bir arkadaşında mısın? Söyle bilelim yani. Ya da Engin Can'a da aynı şeyi söyle. Çünkü telafi edebilelim. Bilgimiz olsun ki bilgimiz olabilsin gibi. Yoksa bir ebeveyn olarak her anne baba gibi ben de istiyorum. İşte ahlaklı olsunlar, düzgün olsunlar, işte iyi okusunlar, spor yapsınlar gibi gibi. Herkes yani yine evrensel bir takım ebeveynlerin istediği şeyleri. Ama en realist olduğum yani esnemediğim prensibim, özellikle 3-4 yıldır söylüyorum böyle bilinçlenmeye başladıklarında, yalan konuşmayın. Evet, zaten yalan başladığı an ipin ucu kaçıyor. Aynen.
Çünkü o zaman çocuğu yakalayamıyorsun da. Hiçbir türlü yakalayamıyorsun. İnanıyorsun ister istemez. Tabii. Ve yakalayamıyorsun. Nereye gitti? Beyaz yalanlar sonra çok acı bedellere neden olabiliyor yani. Onları işte dedim ya, yaşadığımız için de bir takım. Sen hayatta nerelerde yanlış yaptın? Ya, mesela nereler? Hani hep derler ya, ben geçmişte yaşadıklarımdan hiç pişmanlık duymadım. İyi ki de bunları yaşamışım ki işte bugünlere geldim falan. Boş verelim şimdi bunları. Değil mi? Yani, bunları boş ver şimdi. Ya herkesin pişmanlıkları. Keşkesi pişmanlığı var. Yani yaşadığım asgari müşterekle emin olduğum şeyden pişman değilim. Şöyle değilim. Şimdi hata Allah'ın en sevgili kulları bile hata yapmışlar yani. Bunları tartışmaya açmıyoruz. Allah'ın en sevgili kulları en büyük acıları yaşamış. Yani bizler ikimiz. Acı insan için. Yani ben hayatta geldiysem üzüleceğim, sevineceğim. Ne bileyim ben. Birçok duyguyu bir arada olumlu olumsuz yaşayacağım. Bir tek şeye şükrediyorum. Hakikaten bunu samimi söylüyorum. Telafisi mümkün olmayan acılar yaşamadım. Yani telafisi mümkün olmayan hiçbir şey yaşamadım mı? İşte o çok mühim yani. Ne bileyim mesela yani insanın namusu, haysiyeti ya da senin yüzünden bir insanın ne bileyim yok olması yani öldürülmesi gibi ne bileyim kolunun bacağının kopması bunlar geri gelebilen şeyler değil. Hata yaptım. Ben hep onu söyledim Hülya. Ben hiçbir zaman dört dörtlük bir insan zaten olamam ki. Hata yapacağım. Hatalarım olmuş mudur? Olmuştur. Eksik yönlerim var mıdır? Vardır. Ama hep şunu söyledim. Asla bu yaşamış olduğum şu yaşam diliminde ve çizgisinde bir insan bana terbiyesiz, ne bileyim mesnetsiz diyebilemez. Elimden geldiğince her konuda iyi niyetli oldum. Yani dostumuza da düşmanımıza da asgari müşterekte iyi niyetli olmak istedim. Ha, hatalar her zaman yaptım ama dediğim gibi çok pişman olacağım. Ya hani keşke falan yok. Yaşam tecrübesinden yani şimdi olgunlaşıyoruz ya. Çok minik nüanslar var tabii yani. İşte diyorsun ki o filmi çekmeseydim de aslında orada sabır gösterseymişim. Ne çocukmuşuz da bunu yapmışız falan. Ya da dostluklarında, ilişkilerinde, geçmişte ne alaka bu kadar boş, saçma sapan şeylerle zaman kaybetmişim. Daha dolu, daha bana ileride faydası dokunacak insanlarla ilişkim olsaymış gibi gibi yani. Şunu sormak istiyorum. Geçen gün Cem Davran bende konuktu. Dedi ki herhangi bir sanatçıyla evlenmemem için babam beni çok uyardı. Evet. Ve dedi bu iş dedi aile kızının yapacağı iş değil dedi. Yani bizim yaptığımız iş, bizim sanatımız, yıllardan beri emek verdiğimiz işimize aile kızı işi değil dedi. Şimdi bu sözden ne çıkarırsın bilmiyorum. Kötü niyetle söylemediğini biliyorum ama onun ama polimik söylediği doğa. Sözün altında çok aslında feci bir durum var. Ya ben... Sen zamanında Sibel'le evlendin. Çok küçük yaşta evlendin. Evet. Şimdiki aklın olsaydı sen de Cem gibi düşünür müydün? Yok şimdi ben... Çünkü şimdiki eşinin hiç ilgisi yok sanatla. Şimdi benim Hülya hep kriterlerim dedim ya hep böyle genel oldu. Yani sana bana göre ben sevdiğim zaman benim şeyim olamaz. Zaten mantığı odur. Yani sevgi nedir? Yani hissetmektir yani. Duygudur o. Şimdi ben o yoğunluğu her anlamda yani dostumda da yaşıyorum ben. Emin ol mesela ben yine demagoji gibi olmasın. Seni anormal severim. Yani bugün ben seni tanımıyorken de öyleydi. Yani ben seni sana dostluğumdan dolayı hem sevinç duyarım, severim seni hem de saygı duyarım, sahiplenirim de. Sen bunu bilirsin, bilmezsin. Nacizane, haddimiz de değil ama böyle bir... Şimdi ben Sibel'i çok sevdim. O an seven bir insan şöyle düşünebilmesi garip geliyor bana. Ya ben bunu yapmamalıyım. Neden? Çünkü bu kategoriye giriyor. Bu buraya giriyor. Bana mantıksız geliyor. Sevginin zaten mantığı olmaz ki yani. Olmaz. Olmamalı da ayrıca. Tabii. Tarih de bunlarla dolu yani. Doğru. Ama biraz da olmalı mı sanki? Şöyle yani, olmalı mı? Ya bir kere hani kendi meslektaşımdan bahsediyorum. Şöyle de olmalı. Hani geleceğini düşünürken şimdi bu kadın sinema yapacak, sahne yapacak, çocuklar olacak. Sonra bu çocuklarla nasıl ilgilenecek? İşte falan falan bunları düşünemiyorsun değil mi? İnsanın gözü kör oluyor. Halbuki o aşk bu delilik geçecek bir süre sonra. Ama emin ol düşünebilsem bile o yoğunlukta sevgi hissettiğin bir insana karşı o gerçekler senin alacağın kararı etkilemez. Mümkün değil böyle bir şey. Doğru. Ve ben asla sevgide kriter olmasını kabul etmeyen bir insanım.
bununla ilgili tarih boyunca da yaşanmış gerçekler ve onlarca yapılmış film var. Yani hayatta hiçbir konuda hesap yapabilemezsin. Yani bu sevginin yatırımı da olmaz zaten ayrıca. Yani sen çok görgülü, kültürlü, daha ideal, tercih edilebilen bir obje çıkarttılar sana. Bununla evlenirsen bu nedenlerden ve kriterlerden mutlu olursun dediler ve ona gittin. Var mı böyle bir garanti? Yok. Bunun örneklerini de saymak da bitmez yani. Doğru. Yani netice itibariyle özellikle aynı yastığa baş koyduğun insanın ne bileyim bir telinin kokusu bir sana bir sarılmasında bir şey hissetmen lazım. Yani orada aritmetik matematik olmaz ki yani. O tamamıyla sevgiyle irintili alakalı bir şey. Doğru. Doğru. Dolayısıyla ben asla herhangi bir kriter kabul etmiyorum yani. Buna dil, ırk dahil. Yani bile bilemezsin yani. Hayatın sana yarını getireceğini. Neyse seni çok iyi gördüm. Aa, mersi. İnanılmaz kilo vermişsin bir kere. Verdim en nihayet. Şimdi senden sonraki konuğum Banu Kazanç bana da kilo verdirdi. Ama sen de anormal kilo vermişsin. Ben de bir 9,5 ona yakın bir kilo verdim. Sevgili Banu Kazanç'la birlikte. Sen nasıl verdin bilmiyorum. Tenis oynuyorsun. Spor yaparak ve diyet yaparak verdim. Diyet yaparak. Evet. Spor yapmakla sadece olmuyor. Çünkü olmuyor, diyet mutlaka olmuyor. Yapmak tabii. Zorundayız. Abur cuburları kestik. Diyet kelimesinden de nefret ediyorum. Aynen. Ama şimdi sana hem teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem bu arada reklamlara girdikten sonra Banu Kazanç'ı alacağım. Gerçekten çok böyle sinemaya ve televizyona çok yakışıyorsun. Eksik yani olma. O güldüğü çok zaman mersi, hala dilini yalıyorsun. Böyle hala. O ne zaman? Onu aşamadık onu yani. İstiyor musun aşmak? Ya istemez olur muyum ya? Hiç nefret artık ediyorum. Artık batmıyor da insanlara batmıyor bence. Batmıyor da. Bir de biri söyleyince abarıyor tekrar tabii. Çok şeker. Hep inşallah böyle gül. İnşallah sen de. Çok teşekkür ediyorum. Çocuklarınla, eşinle mutlu bir hayat diliyorum çok sana. Çok teşekkürler. Çok mersi. Sana da başarılar. Çok mersi. Görüşmek üzere yine. İnşallah. Reklamlara giriyoruz. Sonra Banu Kazanç'la beraberiz. Nasıl zayıf? Bilmiyorum zayıf mı görünüyorum ama nasıl zayıfladım anlatacağız. Efendim şimdi huzurlarınızda Banu Kazanç. Banu Kazanç aslında kendisini tanıtırsa çok daha iyi olacak tabii ki. Ama benim birkaç aydan beri çok haşır neşir olduğum biri. Özellikle bir gün Banu Kazanç'a dedim ki ben herhalde bu proporsiyonla ilgili bir şey. Bazı insanlar kilo aldıklarında belli olmuyor. Çünkü bütün vücutlarının her köşesi aynı kiloyu alıyor. Hmm. Mesela ben hamileyken 30 kiloya yakın aldım. Normalde 30 kiloya yakın alan insan tam bir silindir olur ki ben de yine olmuştum tabii ama 30 kilo sanki yok gibiydi. Bu kilo alma meselesi aslında çok enteresan. İnsanın fark etmesi çok enteresan. Banu'ya gittiğimde, Banu diyorum sen diye hitap edeceğim müsaade edersen. Banu'ya gittiğimde gerçekten aslında normal bir insan gibiydim. Fakat sonra tartıya bir çıktım ki 11 kilo mu? 11 kilo fazlam çıktı. Ama normalde bulicini mi giyiyorum? Üstüme her şeyimi giyiyorum. Sporumu gidiyorum. Nefesimde hiçbir tıkanma yok ki kilo bunları sağlayan şeyler. Gözlerim fal taşı gibi açıldı. Beni bir an evvel kurtar bu dertten lütfen dedim. Ve bana tabii ki güzel bir liste verdi ama merak ettiğim bir şey var. Neden önce kan tahlili yaptırıyorsunuz? Ya da kan tahlillerinde nelere göre diyet veriyorsun? Çünkü gazetelerde her gün boy boy diyet listeleri var. Hangi birine uyacağınızı şaşırıyorsunuz. Madem o zaman siz niye kan tahlili istiyorsunuz? İlk önce biraz önce bahsettiğin olaya değinmek istiyorum. Ondan sonra kan tahliline geleceğim. Tamam. Ben biliyorsun bayanları mümkün olduğunca kıyafetsiz tartıyorum. Evet. Onun için de her şeyimize dikkat ederek gitmek zorunda kalın. Hülya Hanım'ın iltifat değil bir diyet uzmanı gözüyle. Hülya Hanım'ın gerçekten yani 20 yaşındaki bir insanın, bir genç kızın ya da artık yetişkinli adım atmış bir insanın vücudunun sıkılığı ve bağ dokusu var sende. Allah! Yani bu hem genetik... Ben söyletmedim. Hem bu genetik hem de spor yapmandan kaynaklanıyor. Spor o yüzden tartıda fazla göstersen bile kaldı ki bir 9,5 kilo verdik o ayrı. Verdik. Onu evet. Bir kenara koyalım. Diğer insanlardan vücut yapın çok sıkı olduğu için ve kas kitlen çok fazla olduğu için diğer insanlardan daha ince görünüyorsun. Ben maalesef ki çok genç olup o bağ dokusu çok zayıf olup ve
kilo aldığı zaman o selülitimsi görüntüleri çok fazla görüyorum. Hı hı. Sende hiçbiri yok. Bende yani yok ama... 9,5 kilo vermeden önce de böyleydi. Evet ama iyi tamam ama şimdi bir şey sormak istiyorum. Mesela bir diyet uzmanı olarak aslında şu diyet kelimesini sevmiyorum. Sağlıklı, niye alışkanlığını düzene sokalım diyelim ona. Sağlıklı yaşam. Sağlıklı yaşam. Sağlıklı beslenme demek sağlıklı daha doğru. Beslenme. Ona alışmak lazım aslında. Televizyonda nedense gerçekten belki şu anda da öyledir. Olduğundan 5 kilo 6 kilo fazla ben hep yıllar boyu hep tombiş tombiş görünmüşümdür televizyonda. Kilo da versem bir şekilde kilolu durdum. Çünkü söylüyorum, söylediğim zaman da hep gülüyorlardı. Şimdi bana tenis oynamayı yasakladın. Bir süre en azından lütfen tenis oynama dedim ki benim tenis oynamamak gibi, Allah sağlık saat versin, tenis oynamamak gibi, tenis oynamamayı düşünmek gibi bir şey beni depresyona sokabilir ki benim hayatımda bu kadar önemli. Ve Banu'ya gittiğimde bana lütfen bir iki ay tenis oynama dediğinde böyle dan diye bir şey geldi. Neden dedim? Çünkü kaslardan dolayı ne kadar kilo verirsen ver, o kas insanı ister istemez kilolu gösteriyor, hale sokuyor. Daralma meydana getiriyor ama rakam üzerinde gerçek kilonu göremiyorsun. Evet. Ayrıca kaslar metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlıyor ama hı-hı, zayıflama sırasında yapılan ağır sporlar, hı-hı, özellikle tenis alt ekstremiteyi kalınlaştırıyor. Yani hı-hı, bedenimizin altını kalınlaştırıyor. Evet. Kas kitlesi arttıkça ağırlık da artıyor. Ve yağ kaybını bir miktar azaltmış oluyor. O yüzden mümkün olduğunca ben hastalarıma da danışanlarıma diyelim. Danışanlara. Hasta değiliz aslında. Danışanlarıma mümkün olduğunca kardiyo yapmalarını öneriyorum. Senin daha önceden gelmiş bir kas kitlen var, kas ağırlığın var. O nedenle diyet sırasında onu birazcık yavaşlatmak istedim. Diyet bittikten sonra ya da beslenme düzenin, o alışkanlığın bittikten sonra istediğin kadar yapabilirsin. Evet ama tabii ben sevgili Banu'ya tamam dedim. Ben tenise ara veriyorum dedim ama tabii ki vermedim ve beni her defasında yakaladı. Çok enteresan bir şey. O alet enteresan bir şey. O aletin üzerine çıktığınız zaman tenis oynadın mı, oynamadın mı, yağdan mı verdin, kilodan mı verdin, her şeyi sana bir güzel anlatıyor ve katiyen kopya çekemiyorsun. Dolayısıyla ben de biraz kaçamak yaparak, biraz yapmayarak, idare ederek falan derken 9,5-10 kilo ama uzun sürede. Aslında toplam 2 ay sürdü. Toplam 2 ay sürdü. Yaz dönemi araya girdi. O 2 ay yaz döneminde de ama... Korudum. Hatta verip gelmiştin. Efendim? Hatta verip gelmiştim. Evet doğru. Çünkü çok yüzmüştüm. Peki, insan hayatında bir kere diyet yapmalıdır. Yani bir kere kilo vermelidir. Alıp vermek doğru bir şey değil ve ben bunu başarıyorum diyorsun. Bunu başarmanın sırrı, mesela her diyetisyenin ayrı bir pi noktası mı vardır? Nedir? Ayrı bir sistem. Yoksa herkes aynı şeyleri mi yapıyor? Ayrı bir sistem uygulayabilir. Yani ben çok araştıran bir insanım, çok okuyan bir insanım. Hı hı. Bütün yayınları da tarıyorum mümkün olduğunca. Her diyetisyenin sistemi farklıdır. Tabii bu tecrübeyle de kazanıyorsunuz. Yılların hı hı, verdiği bir tecrübe var. Genç gösteriyorum bu kadar ama o kadar vermiş. kan tahlilinde de öyle. Kan tahlili istememin nedeni diyet gerçekten kişiye özeldir. Kan tahlillerinde ne istiyorum? Proteini istiyorum. Vücutta protein eksikliği olabilir. Bu kişiyi daha çok sebze ağırlıklı bir diyet uyguladığınız zaman tam tersi kilo almaya başlar. Halbuki o insanda protein düşükse protein ağırlıklı bir beslenme uygulamalısınız. Herhangi bir protein. Et de olabilir, bu tavuk da olabilir, balık da, yumurta da, soya ürünleri de olabilir. Prolaktini yüksek olan kişiler var. Prolaktinin yüksekliği birçok sağlık bozukluğunun göstergesi olabiliyor bizim için. Onu da istiyorum çünkü polikistik overi olabiliyor kişinin, regli düzensizliği oluyor. Onların çözüme ulaşması gerekiyor ki o zaman bir doktorla, kadın doğum uzmanıyla işbirliği içerisinde hem diyet tedavisiyle birlikte hem de klinik tedaviyle birlikte yürütüyorum. Ya da kişinin insülin direnci, metabolik sendrom dediğimiz o
insülinin vücutta çok fazla aşırı salgılanmasına bağlı olarak bir metabolizma dengesizliği yaşanabiliyor. Diyeti o insülin direncine göre ayarlamak zorundayım ki kişi kilo versin. Ayarlayamadığım takdirde kilo veremez çünkü. Peki bu beslenmek çok önemli bir şey tabii ki insan hayatında. Hanımların regl dönemlerinde biliyorsunuz bir şişme, bir sinirli hal, huzursuzluklar, belki birçok boşanmalar da bu hanımların... Amerika'da regl... cinayet işlendiği zaman %20 hafifletici sebep olarak gösteriliyor. Gösteriliyor değil mi? Regl döneminde. Evet, peki bunu ayarlayabilmek için bence bu ödeme atmak, bu siniri sakinleştirmenin beslenmeyle de ilgisi var mı? Var. Var. Mesela o dönemlerde ne yemek lazım ya da ne yapmak regl lazım? Döneminde, uzak durmak lazım. Regl dönemi öncesi mutlaka... Peki erkekleri ilgilendiren bir konu değil. Gerçi erkekleri ilgilendiren bir konu çünkü erkekler hanımlarından çektikleri... Evet. Hiç yaklaşmamak lazım. Evet, o onları ilgilendiriyor bence. Mutlaka tatlı vermek gerekiyor. Yani tatlı. Haftada bir ama gün ya da iki gün... Istiyor. Evet, tatlıyı. Haftada bir ya da iki gün özellikle çikolatalı tatlı vermek gerekiyor. Öyle mi? Bana vermedin ama. Sen regl dönemi öncesini söylememişsindir bana. Ondan mıdır? Peki. Utanmışımdır belki. Pozitif enerjiye sahip olduğum için herhalde ben onu algılayamadım regl öncesi sendromunu. Benim hiçbir diyetimde yoktu yani benim hani şey çikolatalı bir tatlı. Neyse bunu sonra ayrıca yazdıracağım. Tamam. Evet. Peki. Protein mutlaka almak gerekiyor. Çünkü et, tavuk, balık hangisi olduğu önemli değil ya da dağılım önemli. Yani bir öğün kırmızı et yiyorsanız diğer öğün balık yemeniz lazım ki tokluk hissi yaratsın. Çünkü o dönemde açlık had safhada olabiliyor. Sakinleştirici bazı yiyeceklerimiz var. Serotonin hormonu salgılatan. Mesela muz. Ve süt. Sakinleştiriyor muz? Evet. Ve süt? Ve süt. Allah süt Allah. Özellikle çok fazla serotonin hormon salgısını arttırarak kişide bir rahatlama, bir sedasyon etkisi yaratıyor. O yüzden o dönemlerde bir bardak süt ya da iki bardak süt, bir tane de günde bir muz yemekte fayda var diye düşünüyorum. Muz ayrıca potasyumdan zengin olduğu için o dönemde vücuttaki ödemleri de atıyor. Ya peki biz hep hanımlardan bahsediyoruz. Hep bir şekilde hanımların problemleri gündeme geliyor. Bu dünyada erkek diye de bir varlık var sonuçta. Mesela erkeklerin en zor dönemleri ne zaman olabiliyor? Ya da hadi size gelen aşırı kilolu erkeklerin ne gibi problemleri oluyor ve onları nasıl sakinleştirilebilir? Ya hani şöyle anlatayım. Onların menopoza girme dönemleri, regli önceleri vesaire vesaire. Şimdi erkeklerin bir kesim antropoz diye bir şey yoktur diyor. Bir kesim antropoz vardır diyor. Mesela antropoza giren erkekler kilo alıyorlar mı? Alıyorlar. Nasıl belli oluyor? Yani bu hakikaten antropoz diye bir şey var mı? Erkeklerde genel olarak şöyle bir sistem işliyor. Mutsuz oldukları zaman evet iş stresini atmak için daha çok yemek yeme ihtiyacı onlarda kadınlardan daha fazla. Kadınlar güzelliklerine düşkün oldukları için aslında birazcık daha kendini tutabiliyorlar ya da kendilerine dikkat edebiliyorlar. Erkeklerde eskiden şu anda benim hasta popülasyonumun, hasta diyorum ama danışan popülasyonumun %40'ı erkek. Eskiden hiç yoktu. Gerçekten. Çünkü artık neden? Erkekler de bilinçlendi. Çünkü erkeklerde 35 ila 45 yaş arası kalp krizi riski, vücutta ürik asitin çok yükselmesi, dengesiz beslenmeye bağlı olarak birçok sağlık problemleri, tansiyon artık o kadar strese bağlı olarak o kadar çok görülüyor ki kilo da bunları tetikliyor. Kilo da tetikleyince artık erkekler de bilinçlendi, danışıyorlar. Kan tahlilleri yaptırdığımda genellikle erkeklerde rastladığım karaciğer yağlanması ve ürik asitin çok yükselmesi. Onlar için büyük tehlike. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi domuz gribi var biliyorsun. Domuz gribi son derece yaygın ve herkesin tedirgin olduğu bir şey. Bu gibi durumlarda daha kuvvetlenmek gerekirken diyet yapmak ya da beslenme şeklini değiştirmek domuz gribini tetikleyecek bir şey midir? Tam ya da ters. Biraz farklı besinler mi tam tersi, tam tersi. İyi bir beslenme sistemi oluşturulursa gribe karşı her şey immün sistemden geçiyor aslında.
Bağışıklık sistemi çok önemli. Bağışıklık sisteminiz çöktüğü zaman vücuttaki herhangi bir hastalığa eğiliminiz varsa siz hasta oluyorsunuz. Hı hı. Yani kanserin bile ağzımıza almak istemediğimiz o rahatsızlığın bile en büyük sebebi immün sistemin, hı hı, bağışıklık sisteminin çökmesi. Ayrıca şuna değinmek istiyorum. Hangi virüs olursa olsun grip, herkes de farklı şekilde tepki verir. Farklı şekilde tepki vermesinin nedeni o bağışıklık sistemi. Düzenli bir beslenmeyle, bilinçli bir beslenmeyle bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz ve gripten kurtulabiliriz. Hı hı. Neler yapacağız? Ben özellikle değinmek istiyorum. Hı hı hı. A, C ve E vitaminleri bağışıklık sistemini çok güçlendiriyor. A, C ve bunları nereden alıyoruz? A vitamini ette var. Kolesterolü yüksek olanlar bile bir öğün mutlaka et yiyebilirler. Çok rahatlıkla yiyebilirler. Hiç, hı-hı, önemli değil. Havuç da var. Salataların içine havuç koyabilirler. Hı-hı. Ve kuru kayısı da var. Aslında yaş kayısı da var. Şu anda kış dönemi olduğu için, hı-hı, kuru kayısı da, hı-hı, bol miktarda var. Karaciğer de var ama onu çok fazla önermiyorum açıkçası. Et, havuç ve kayısı, hı-hı, ara öğünlerde alabilir. C vitamini birçoğumuz biliyoruz aslında C vitamini nelerde olduğunu. Kivi, ananas, portakal, mandalina, biber, hı hı, bol miktarda salatanın içinde kullanılabilir. Limon. Hı hı. Günde şu dönemde... Bildiğimiz aslında hepimizin aslında yapması gereken... Yapması gereken şu dönemde en azından 5 öğün, yani 5 porsiyon meyve yemekte fayda var. C vitamininden zengin meyveler yemekte fayda var. Çaylardan da özellikle yeşil çayı, hı hı, ve Börtlen gibi çayları içmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü onlarda da C vitamini yüksek miktarda. E vitamini de şu şekilde karşılayabilirler. E vitaminin en iyi kaynağı sıvı yağ, zeytinyağı, fındık yağı. Ama çok fazla aşırı yağ yememek gerekiyor biliyoruz. Fazla almaya gerek yok. Fazla aldığımız zaman da direkt kiloya dönüşüyor. Ben özellikle karışım yağı öneriyorum. E vitamini kaliteli almak için. Mesela hanımlar şey yapabilirler. 1 kilogram zeytinyağı, 1 kilogram soya yağı, 1 kilogram mısır özü yağı, yarım kilogram fındık yağını karıştırıp bütün yemeklerinde bu karışımı kullanabilirler. Salatalarında da. Ne kaliteli faydası bir olacak bunun? Bunun immün sistemini güçlendirecek. Artı cilde faydalı. Antioksidan özellikle. Nedense bana hiç böyle hani bunu sürekli yapsam da gerçekten bunlar gerçekte olmuyormuş gibi bir his var. Bende mi bir anormallik var? Yok yani ama. Mesela yüzümüze sürdüğümüz kremler hani diyorlar anti-aging. İşte kırışıklıkları açıyor. Bunlar da bana çok inandırıcı gelmiyor. Şimdi dermatoloji kullanıyoruz. Ama inandırıcı gelmiyor. Ya inanılmaz bir para harcanıyor bu kremlere ya da bu yeme sistemine. İnanılmaz derecede. Yeme sistemine harcanabilir. Bunu bütün rahatlıkla söyleyebiliyorum. Harcanabilir. Aldığımız besinler gerçekten çok önemli. Ne kadar yediğimiz çok önemli. Porsiyonlar çok önemli. E vitamini de öyle. Yiyecekle aldığımız başka bir şey, kozmetiğe değinemeyeceğim çünkü o benim tamamıyla konumun dışında. Ama yemek ve beslenme düzeni tamamıyla etkiliyor. Peki bu suyun üzerinde niye bu kadar çok duruluyor? Mesela günde 2 litre su. O 2 litre midir? 1,5 mudur? 3 müdür? 2,5 litre, kişiye göre 2 litre mesela daha minyon yapıda, daha az spor yapan kişilerde 2 litre su içilmesi kışın yeterli olacaktır ama yazın 2,5 litre. Mesela benim ne kadar içmem gerekiyor? Hani 2,5 litre. 2,5 litre. Gün içinde o 2,5 mesela litre mesela erkeklerde 3 litre. Gün içine yayarak 5-6, yani 2 saatte bir, 2,5-3 saatte bir yarım litre su bitirseler aslında gün içine yayılmış oluyor. Gün içine yani su her şey için gerekli. Bağışıklık sisteminin iyi çalışması için gerekli. Yağların yakımı için gerekli. Çünkü biz yağları... Deriyle, terlemeyle atamıyoruz. Ya da dışkılama sistemiyle atamıyoruz. Bizim yağları atım yolu sadece idrarımız. Dolayısıyla su içmediğiniz zaman kilo veremezsiniz. Hangi diyeti yaparsanız yapın. 2,5 litre su içmek durumundayız.
Ya benim de yapabileceğim bir şey yok. Benden makarna isteyin, haftanın üç günü vereyim, tatlı isteyin ama ben su içemiyorum deyince ben de kilitleniyorum. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Size gelen şimdiye kadar en enteresan vaka, hani eşinden boşanmak üzeredir, sonra kilo vermiştir, eşiyle tekrar bir araya gelmiştir. Hani böyle şeyler yaşadınız mı hiç? Yaşadım. Kilo çok önemli çünkü. Hani bir tanesini anlatır mısınız? Bu kilonun insanın başına neler açtığı ile ilgili, ya da çok zayıf, sadece kilo değil, ya da çok çok zayıf, kilo almak istiyor mesela. Onlara nasıl bir diyet uyguluyorsunuz kilo almak isteyenlere? Kilo almak isteyenlere tabii vitamin takviyesi ve bazı dışarıdan takviyeler gerekebiliyor. Kişilik yapısı çok önemli. Yani zaman içerisinde onu çok iyi anlıyorsun. Mesela aşırı zayıf olan kişiler çok obsesif, takıntılı, çok titiz ve rahat olamayan kişilik yapısına sahip. Bu kişilerde B vitamini veriyorum tabii iştah açmak için, biraz sinir sistemini rahatlatması için. Diğer vitamin takviyelerini de yapıyorum. Ondan sonra yeme sistemini, beslenme alışkanlığını ona göre düzenliyorum. Mesela yatmadan önce atıyorum tatlı yediriyorum ya da sütü fazla veriyorum, muzu fazla veriyorum ki vücutta serotonin hormon salgısı artsın. Çikolatayı verebiliyorum. Zaman içerisinde bu düzene giriyor ve kilo vermek mi daha zor, kilo almak mı? Kilo almak daha zor. Çünkü kilo vermenin, hızlı kilo vermenin ya da zayıf, çok zayıf olmanın altında yatan bir sürü psikolojik parametre var. Yani o kişilerde vücudundan daha çok beyinleri yakıyor. Peki sürekli yağ aldırma işine ne diyorsunuz? Doğru buluyor musunuz? Liposuction, evet. Liposuction'ı şöyle ki, liposuction'da alınabilen maksimum yağ oranı 5 kilo zaten. Yani kilolu bir kişi kesinlikle liposuction yaptırmamalı. Kesinlikle, çünkü kilolusunuz, karın bölgenizden yaptırsanız basen bölgenizde yığılma olacak. Ve liposuction tamamıyla bir vücut yapısını düzene sokma operasyonudur. Mesela incesinizdir, ideal kilonuzdasınız ve kesinlikle ideal kiloda yapılmalı. Liposuction bir zayıflama programı. Ama önce zayıflatılıyorlar zaten. Önce zayıflatılacak. Sonra? Ondan sonra basen bölgesinde fazlalık mı var? Orası alınabilir. Karın bölgesinde doğumdan kaynaklanan bir sarkma oluşmuşsa o bölge alınabilir. Yani liposuction bir zayıflama operasyonu değil. Sizin işiniz de zor değil mi? Aslında normalde mesleğiniz icabı sizin de zayıf olmanız mı gerekiyor? Evet, zayıf olmamız gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum en azından. Yani terzi söküğünü dikemez hikayesi bizim için geçerli değil. Geçerli olmaması da gerekiyor. Ben hak veriyorum insanların. Yani kilolu bir diyetisyene zayıflamaya gelen kişi ne kadar? Mesela sabah kahvaltısında ne yiyorsunuz? Sabah kahvaltısında tost diyorum. Tost? Evet, tost diyorum. Portakal suyu. Portakal suyu içiyorum. Özellikle benim en çok sevdiğim öğün, ben çok yemeğe düşkün bir insan değilim. Yani diyet uzmanı olduktan sonra daha yemeğime dikkat eder hale geldim açıkçası. Doğru. Ondan önce kötü besleniyordum. Doğru. Hiçbir zaman karbonhidratlı yiyeceklere çok fazla eğilimli olmadı. Ama en sevdiğim öğün sabah kahvaltısı öğünü. O yüzden hafta sonu dayanamıyorum, insanlara istediklerini veriyorum. Acımasız davranmıyorum diyorsunuz. Hafta içi cornflakes, müsli gibi meyveli müsli, meyveli cornflakes. Evet. Gibi yiyecekleri tercih ediyorum. Cornflakes. ya da tostu. Şimdi söylemeyeyim, bu kadar çocuk varken hani ülkede hani seviyorum sütü de, çok seviyorum. Onun için yoğurtla cornflakes çok güzel oluyor. İnanılacak gibi değil. Hafta sonu da yumurtalı. Herkese verebiliyorum ben, yani kolesterolü yüksek olan kişi de mesela yumurta mucizevi bir yiyecek. Yumurtalı, gayet reçelli, ballı, zeytinli, simitli bir kahvaltı veriyorum. Çok rahatlıkla yapabilirler. Çok rahatlıkla yapabilirler. Benim de. Peki spor yapıyor musunuz?
spor, ben çok yoğun bir tempoyla çalıştığım için Hülya'cığım, sporu en son çözümü şöyle buldum. Evime yürüme bandı aldım. Yürüme bandında yürüyorum. En güzel. 40 dakika yürüme bandında yürüyorum. En güzeli gerçekten en rahatı o oluyor. Peki bu gerçekten bir vaka anlatacaktın. Verdiği kilo ya da nasıl bir vaka geldi başına bilmiyorum ama önce reklamlar. Önce reklamlara dönüyoruz. Dönüyoruz. Sen kimseyi öpmüyorsun değil mi? Yok yok. Sakın ha. Onun için ben de seni öpmüyorum şimdi. Aslında öpmek istiyorum ama öpmüyorum. Çünkü domuz gribi var. Tamam evet. mı? Bunları ne yapacaksın? Anneme göstereceğim. Evet. Bunları deldirip kolye de yapabilirsin. Ama nasıl? Bayağı deldirip. Fi Yapı'nın katkılarıyla hazırlanan Hülya Avşar Soruyor devam ediyor. Mesela en önemli vaka ne geldi? Böyle gerçekten perişan bir halde ve onu nasıl kurtardınız? Şöyle oldu. Boşanma aşamasındaydı. Biraz tam. 70 kilo verdirdim. 70 kilo verdirdim. Ama eşinden boşanma aşamasındaydı. Eşinden boşanma talebi ondan geldi. Sonra eşi tam tersine boşanmak istemedi. Hiçbir şekilde boşanmak istemedi. Ama benim aslan başka birine aşık oldu ve eşini boşadı. yani tabii boşandıktan sonra birine aşık oldu ve şu anda çok mutlu bir şekilde hayatını sürdürüyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Kilo... boşanma oranlarını ne kadar etkiliyor mesela Türkiye'de? Yani hiç böyle bir istatistik tabii sizin konunuz değil ama hani gelmiştir, biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur diye soruyorum bunu. Mutlaka bir bilginiz vardır diye soruyorum aslında. Gerçekten kilo insanları ne kadar etkiliyor boşanma konusunda? Cinsel hayatı etkilediği için. Cinsel hayatı etkiliyor. Etkilediği için tabii ki. %40'larda, 50'lerde maalesef ki. %40'larda, 50'lerde. Var. Çok maalesef. Fena bir şey bu. Yani boşanmasa bile etkiliyor aslında. Erkeğin de kilolu olması etkiliyor tabii. Çünkü vücutta birçok şey değişiyor. Ter bezlerin çalışması değişiyor, metabolizma, her şey değişiyor. Şimdi sizin elinizde olsa kime kilo verdirtirsiniz? Mesela kimi, mesela ben Uğur Yücel'in çok kilo aldığını görüyorum ve Uğur'un kendisine de bunu her zaman söylerim, gördüğüm her yerde. Kendisi herhalde mutsuz. Verdirmek ister misiniz mesela? Uğur'a kilo verdi. Mesela İsterim. Çok gözüme batıyor dediğiniz ekranların karşısında. Kim var? Çok düşündüm. Vardır elbet. Yani dizilerde var. Ne bileyim işte... Talk show programlarında olabilir. Kimler var mesela? Bu soruyu bayağı bir düşündüm ben. Ama Uğur Yücel olabilir dediğiniz gibi. Değil mi? Uğur Yücel zayıflatılabilir. Başka aklınıza gelen ki herkes derli toplu o zaman. Hiç gözünüze batan kimse yok. Belki de kilosuna bakmadığım için. Hiç bakmıyorsun. Yok zayıf. Bunun kilosu çok fazla ha diye. Zayıflaması gereken kişiler. Peki ben bu kadar hani kilo verdikten sonra beni normalde nasıl görüyorsun televizyonda? Gayet canlı değil görüyorum. De kilo vermiş olarak görülüyor. Gayet formda görünüyorsun. Öyle mi? Gayet. O plazmalarda bile. Hayır, gayet formda görünüyorsun. Plazmalarda bile. Plazmalarda bile başardık yani. Başardık. Ama tabii ben yine tenis oynamaya
hani yavaş yavaş... Yok daha... artık bundan sonra karışmayacağım. Yani öyle şurada mi? Kaldı çok az kilom zaten. İdeal kilomundasın. Mesela kaç kilo daha vereyim? 2 kilomuz falan kaldı. Yeter. 2 kilo. Çok, 2 kilo daha versem bitiyor her şey. Her şey bitiyor ama ondan sonra koruma programı. Ondan sonra tiyolar başlıyor. Tiyo. Mesela aşırı yemek yediğinde kilo almamak için insanlar ne yapabilir? Hmm, ertesi gün, günü nasıl dengeler? Bir gün mesela pizza yediniz, üstüne tatlı yediniz, üstüne yani 3 öğün davetteydiniz ve kaçırdınız. Hemen kilo alacağım korkusu taşımamalı insanlar. Ertesi gün biraz suyu artırıp sadece protein ağırlıkta beslendikleri zaman hiçbir şekilde aldıkları fazla kalori yağ dönüşmeden vücuttan atılır. Protein yani etini yiyecek. Etini, balığını, tavuğunu yiyecek. Sadece protein ağırlıkta. Yanında da salatası. Çok kaçırdığının ertesi günü. Anladım. Bu şekilde beslenirse o tiyoları öğreteceğim. Yani aşırı alkol alındığında ne yapıldığını. Süpermiş. İyi ben yüzüm kuyruğuna geldim yani. Şükür. Balancığım çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Bu akşam için. Hoş geldin. Hoş git inşallah. Efendim, iyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere.